Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sophie Clover'ın yazdığı Scarlet ve İyi Bir Kayıp İkiz kitabını anlatacağım. Bu kitap 345 sayfadır. Eksik parça genç yayınlarındadır ve bu kitap bir romandır. Bu kitabın ana konusu Evie'nin kayıp kardeşi Scarlet'ın öldüğünü zannetmesi, ancak Scarlet'ın bir gizem arasında kaybolmasıdır. Bu kitabı yazarının okuduğum ve okumak istediğim başka kitaplarına, okuduğum bir diğer kitabı Duvardaki Fısıltılar, Scarlet ve Ivy, Duvardaki Fısıltılardır ve okumak istediğim diğer bölümleridir bu kitabın. Bu kitapta benim en çok beğendiğim bölüm Scarlet ve Ivy'nin beraber, yani bir araya geldikleri bölümdür. Çünkü orada ikisi de sonunda birbirlerini gördü. İkisi de sonunda birbirlerine kavuştu. Ivy artık yorulmuş, bitkin düşmüş haldeyken kardeşi bunun mutlu oldu. Scarlet de kurtuldu. Yani bu kitapta beni en çok etkileyen Scarlet'in her şeyi tahmin edip onca günlük parçasını onca yere saklamasıydı. Ben olsam onu tahmin edemezdim. Bu kitabı ben herkese tavsiye ederim. Çünkü bu kitap eğlenceli, gizemli ve birazcık da kavgalı bir kitaptır. Birazcık bu kitap hakkında bahsedeyim. Scarlet mucizevi bir şekilde öldükten sonra Evie'yi Rockwood Okulu'na çağırırlar. Ve orada Scarlet'ın günlüğünü bulur ve onu bulmaya çalışır. İşte Scarlet'ın Ivy'ye yazdığı müthiş bir mektubu size okuyacağım. Ivy, dua ediyorum ki bunu sen okuyorsundur. Ve okuyorsan sanırım sen yeni bensin. Bu sırrı kimseye söyleme sakın. Hep bir gün oynarız diye düşük konuşuyorduk ya, işte öyle. Sen benim rolümü oynuyor olacaksın. Sınıfta pek dikkat çekmemeye bak. Üniformana pek özen gösterme. Penny'den uzak dur. Fox ile ters düşme. O kadın ne yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Her zamanki gibi ukangaç olma. Sadece aynaya bak ve ben olmaya çalıştığını hatırla. Ve Ivy, sana benden izin. Günlüğümü okuyabilirsin. Hatta okumalısın. Ivy bunu geldiğinde görmüştü ve bunun sayesinde gizemli aramaya başladı. Ben bu kitabı herkese öneriyorum. Kitap dediğim gibi eğlenceli ve gizemli bir kitap. Görüşürüz.